İyi günler sevgili izleyiciler. Haber Ajansı'ndaki birlikteliğimiz başlamış bulunuyor. Bugün günlerden cuma ve bugün konuğumuz var stüdyomuzda Haber Ajansı'nda. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şeyhan Tomgüsehan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Evet, önce tabii bugün daha çok gençleri ilgilendiren konular konuşulacak programımızda. Diğer konuların yanı sıra. Vicdani Red'le başlayalım. Tabii Nuri Sılay'ın son açıklamasından sonra, Vicdani Red'in açıklamasından sonra gündeme geldi tekrardan ve konuşuluyor. Tabii bireysel bir konu değil bu. O yüzden evrensel bir konu. Bu açıdan bakarak konuyu konuşalım. Nedir aslında Vicdani Red? Önce bununla başlayalım. Hukuksal açıdan ne anlama gelir, temelleri nedir, işte Avrupa'da ve dünyada nasıldır bu ve sonra gelelim ülkemize. Aslında vicdani red bir insan hakkıdır. Biz CTP Gençlik Örgütü olarak, parti olarak da bunu söylüyoruz. Tabii insan hakkıdır ve bireyin vicdanının herhangi bir nedenden dolayı, ister dini ister politik, kendisinin vicdanının kararlarını kendisinin verebileceğini ve vicdanına ters gelebilecek her türlü unsurdan, her türlü baskıdan kendi kararları neticesinde askerliğini veyahut da silah altına girme şartlarını kendi kararlarıyla ve kendi hür vicdanı ve hür iradesiyle karar verememesiyle ilgili bir şeydir. Evet. Tabii dünya bunu uzun zamandır tartışıyor. Yani en son verilere baktığımız zaman Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin 45 tanesi Avrupa vicdan reddi kabul etmiş. İki ülke, 45 tanesi vicdan reddi kabul etmiş. Aslında iki tanesi, yani Türkiye ve Azerbaycan haricinde 45 üye vicdan hakkını savunuyor ve bunları uyguluyorlar. Evet. Bunların 45'in 19 tanesi kendi ülkelerinde askerliği zorunlu hale getirmiyorlar. 26 tanesi de aslında askerliği kamu şartlarında ya da sivil hizmet şeklinde yaptırıyorlar. Aslında tam da nokta diye bir noktada özellik şu, yani şunun altını çizmeliyiz. Yani bir ülkede zorunlu askerlik var ise vicdani reddin olmayacağına ilgili bir şey yok. Dolayısıyla vicdani reddin aslında askerlik zorunlu olur mu? Zorunlu ülkede vicdani red hakkı gerçekleştirir mi konusunda sorusuna cevap aslında vicdani askerliğin zorunlu olduğu yerde vicdani red hakkının olduğu da bir gerçeklik var. Bu aslında bunun altını çizmeliyiz. Diye bir noktada da sivil hizmetin de askerliğin yıllarına muadil olduğu bir sistemi aslında konuşmalıyız. Yani sivil hizmetin askerlik ve asker silah altına girmeyen arkadaşlarımıza bir cezai yaptırım şeklinde olmamalı. Yani kişinin yetenekleri, kişinin kendi ilgi alanları ve toplumun ihtiyaçlarına bakılarak vicdani reddini hakkını savunarak sivil toplum hizmeti şeklinde bunu yerine getirmesini savunuyoruz. Dolayısıyla bunun birçok örneği de var dünyada. Mesela Almanya'da askerlik süresiyle sivil hizmet süresi tamamen aynı. Yani 9 ay ya 9 ay askerlik yapacaksınız, silah altına gireceksiniz veyahut da 9 aylık bir sivil hizmet gerçekleştireceksiniz. Evet. Bunun tabii birçok örnekleri var. Atıyorum Sırp Cumhuriyeti'nde 10 aya 4 ay. Yani 10 ay sivil hizmet yapıyorsanız 4 ay onun tercihine 4 ay sivil hizmet yapmak gibi koşullar var. Evet. Dolayısıyla biz vicdani reddin Avrupa yasası, AİHM'de de Avrupa Birliği Parlamentosu'nda da karar alınmış mevzuatlarını yok sayamayız. Dolayısıyla KKTC'nin de iç hukukunun bir parçası olan tüm bu unsurları, yasal unsurları da göz önüne alarak vicdani reddin bir insan hakkı olduğunu ve bunun arkadaşlarımıza, askeri alacak arkadaşlarımıza vicdani reddlerinin korunarak ve vicdanlarının onlara ne söylediğini bilerek ve dinleyerek askeri alım şartlarının savunulmasını CTP Gençlik Örgütü kendisine bir mücadele ediyor ve bunu savunuyor. Nuri arkadaşımızın bu anlamda yaptığı atılım çok önemlidir. Ve biz şunu söylüyoruz. Vicdani red bireysel bir tutumdur. Bireyin kendi vicdanı ile sistem arasında yaptığı bir muhasebedir. Fakat vicdani red de monopol değildir. Tabii. Dolayısıyla Nuri arkadaşımızın çıkarttığı, ortaya koyduğu değerler ve mücadelesi bizim de bu kavram üstünden mücadele alanımızdır. CTP Gençlik Örgütü vicdani red hakkını savunuyor ve bunun özellikle özlediğimiz bizim CTP olarak anayasal mevzuata değişmesi. Çok ilginçtir. KKTC Anayasası birçok noktada Türkiye Anayasası'nda benzerlik gösterirken askeri alım yasasında Türkiye'deki anayasayla bir benzerlik göstermiyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bizim 72. madde olarak KKTC Anayasası'nda geçen 72. maddemizde şöyle bir unsur var.
pardon 74. maddemizde şöyle bir unsur var. KKTC Anayasası'nda silahlı kuvvetlerde yurt ödevi her yurttaşın hakkı ve kutsal görevidir. Bu KKTC Anayasası. Ve biz Türkiye Anayasası'nda şöyle söylüyor. Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin silahlı kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası yasadan anlayacağımız gibi kamu şartlarında veyahut da askerlik süreleri muadil sivil bir hizmet şartlarında isteyen genç arkadaşlarımız askerlik yapabileceğine ilgili bir çerçeve açıyor. Fakat KKTC gerçekliğinde, KKTC anayasasında hayır askeri bir kutsaldır ve ödevdir. İkinci bir parantez açmıyor. Ve biz şunu öneriyoruz ve bunun genel sekreterimizde defalarca hem parlamentoda hem basında söyledi. Biz şunu öneriyoruz ve önerimizi de şöyle ortaya koyuyoruz. Ve yeni anayasa ve anayasa değişikliği olması noktasında anayasaya şunu öneriyoruz. Yurt ödevi her yurttaşın hakkı ve ödevidir. Yurt ödevine ilişkin kurallar yasayla düzenlenir. Yani silah altına alınma kelimesine ziyade yurt ödevi ve yurttaşlık hakkı üzerinden yürüyoruz. Ve bunun yasayla düzenlenmesini öngörüyoruz. Ve devam ederek şunu yapıyoruz, şunu da öneriyoruz. Hiç kimse vicdanına, kanaatlerine veya dini inançlarına aykırı olma halinde yurt ödevini askerlik hizmeti şeklinde ve silahlı kuvvetlerde yapması zorlanamaz. Vicdanına, kanaatlerine veya dini inançlarına aykırı olduğu için yurt ödevini askerlik hizmeti şeklinde ve silahlı kuvvetlerde yapmayacak yurttaşların bu ödevi hangi şekilde yapacağı ve yapmış sayılacağı yasayla düzenlenir. Yasa ile vicdanına red hakkını kullanmak isteyenleri cezalandırma amaçlı düzenleme yapılamaz. Yani cezalandırmaya da karşıyız. Yani sivil hizmet olma, sivil hizmetin şartlarını zorlaştıralım. Fakat arkadaşlarımızı askerliğe zorlayalım. Evet. Mantığına da karşı olduğumuzu bu da belirtiyoruz. Vicdan red hakkını kullananların yurt ödevini yerine getirmek için yapacakları sivil kamu hizmetlerinin süresi muadili sürekli hizmetin süresinin en fazla 1,5 katı olabilir. Ki teknik konular daha sonra bunlar konuşulur komitelerde. Şu anda mevcut anayasadaki mevcut maddeyle alternatif bir şey alternatif bir madde tabii bunlar, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tabii ki bunlar geliştirilebilir. Daha detaylı da ortaya konabilir. Vicdanet hakkı yalnızca Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü'nün partinin alanı değil. Tüm bileşenlerle, tüm paydaşlarla bunlar geliştirilebilir. Daha fazla detaylandırılabilir. Dolayısıyla biz vicdanet hakkını savunuyoruz. Evet, bize vicdanetle ilgili dışarıdan eleştiriler ve destekler de geliyor. Peki bu eleştiriler şu noktada da bizi moralimizi de bozuyor. Yani şu anlamda söylemek lazım. Biz CTP olarak hükümetin büyük ortağıyız. Ve bunun sorumluluğu da her anlamda yerine getirdiğimizi gururla söylemek zorundayım. Fakat KKTC gerçekliğinden de hareket ederek realist bir siyaseti konuşmamız lazım. Yani biz bana özel demeyen sosyal medyadan ulaşan eleştirilerde işte madem hükümet ortağısınız hadi vicdanet hakkını sağlayın ve hemen vicdanet hakkı ortaya çıksın. Öncelikle şunu söylemek lazım. CTP vicdanet hakkının ve mücadele kavgasının bir paydaşıdır ve diğer paydaşlardan ne eksiktir ne fazladır. Tüm paydaşlar da eşit şartlarda bu mücadeleyi veriyor. Fakat KKTC gerçekliğinde parlamento düzeninde nasıl yapılacağı konusunda tüm hükümet ortaklarının, tüm parlamenterlerin de CTP kadar mücadele etmesi ve CTP kadar da bunu anlaması lazım. Bununla ilgili mücadelemizi biz hem parti içinde hem kamuoyunda verdiğimiz gibi parlamentodaki arkadaşlarımız da bu kavgayı vermektedirler. Dolayısıyla CTP'nin tek elinde olsaydı ve CTP tek başına iktidarda olsaydı bu eleştiriyi çok gönlüm açık bir şekilde alırdım ama CTP tek başına iktidarda olmadı ve bir koalisyon hükümeti gerçekliğinden hareket ederek biraz CTP'li gençleri ve CTP eleştirmenin çok daha akla gelir olduğunu düşünüyoruz biz. Fakat kırılmıyoruz ve olaya devam ediyoruz. Bu noktada biz tüm bu eleştiri alarak vicdanın hakkını savunmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Hem teknik boyutta hem de kamuoyunu bilgilendirme konusunda. Tabii daha önce de örneğin Murat Kanatlı'yla başlayan, dışarıda da konuştuk hani, bir süreç vardı. Bu ikisi arasındaki fark nedir, ayrım nedir onu da bir paylaşalım izleyicilerimizle. Tabii Murat arkadaşımız askerlik konusunda çok uzun yıllarda çalışan bir arkadaşımız. Evet. Kendisi askerliğin yapısı, askerliğin alım şartları, vicdanet konusunda çok donanımlı bilgili bir arkadaşımız. Dolayısıyla hem platformlarda hem daha sonra başka çok yerlerde kendisinin bilgilerinden de yararlanmadığımızı söylemek kendisine haksızlık olur. Tabii. Fakat kendisinin aslında tam Murat'ın üstünden konuşmayalım yok, ama. Yok hayır neydi orada? Yani seferi vicdanet konusunda CTP'li bireyler
bireysel olarak destekleyen arkadaşlarımıza verdi. Orada vicdani reddi. Seferi vicdani reddi. Fakat bizler orada arkadaşlarımıza desteklerimizi beyan ettik. Fakat örgütsel bir desteğimiz tam Nuri olayından cereyan buluyor. Evet, buradaki şimdiki ise vicdani reddi. Çünkü vicdani red olayı. Evet. Yani seferi vicdani red kavramı tam olarak da bizim örgütsel kanaatimize tam oturmamış temelleri vardı. Fakat bundan sonrası Nuri arkadaşın durumu veya Nuri arkadaştan sonra gelecek diğer arkadaşlarımız için onların duruşu artık bizim duruşumuz. Yani askerliğin bir dönem içinde yapılmış ve daha sonra vicdanen bunu eleştirmek zaman zaman da bize siyasi bir hamle gibi de gelmedi değil. Fakat arkadaşların söyledikleri, dertlerini anlatmaya çalıştıkları noktalar çok saygın ve çok önemli noktalardı. Evet. Fakat Nuri arkadaşın bu süreçten sonraki kavgası, vicdanen ettiğin kamuoyuna anlatılması ve parlamentoda tartışılması tüm paydaşlar gibi bizim de görevimizdir. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Seferi vicdani redde aslında askerliği yapmıştır söz konusu kişi. Ancak tabii sizler daha iyi biliyorsunuz bu askerlik terimlerini. Hani belli dönemlerde gitmek gerekiyor. Ona karşı bir şey. Ama vicdani redde tamamıyla askere gitmek reddediliyor vicdanen. Evet, onu da böyle. Yani biz o dönemde bireysel olarak bu süreci destekledi. Çünkü birçok sosyalistin, birçok aktivistin desteklediği gibi CTP'li gençler de onu destekledi. Şöyle de bir haksızlık olmasın. Belki de o seferi vicdan reddin sağladığı iğme ya da cesaretlendirme. Evet. Nur arkadaşımıza bir motivasyon sağlamıştı. Dolayısıyla onların o verdiği kavgaya da haddimizi aşarak bir saygısızlık yapmayalım. Fakat siyaseten biz o dönemde doğru bulmamıştık. Ama Nuri arkadaşın bizlere tekrardan vicdaniyet hakkını kendisi örnek olarak anımsatması, bizlerin de bu sürecin içinde paydaş olup da bunu hem parlamentoda hem de kamuoyunda anlatmamız hepimizin görevi ve önemli bir duruşudur. Dolayısıyla vicdaniyet herkesin hakkıdır. Vicdaniyeti savunmalıyız. Askerlik konusunda şunu da ayırmalıyız. Yani devam etmek istiyorum askerlik konusunda. Tabii, çünkü çok tartışılır. Ben üzülerek izliyorum parlamentoda. Parlamenterler hatta çıkıyor ve şunu söylüyor. Yani askerlik konusunu konuşurken askerliğin yapısı, askerin alım şartları, profesyonel askerlik veyahut da vicdaniyet kavramlarını birbiriyle karıştırıp meclis kürsüsünden gençlere popülist siyaset yapmayı ben çok acımasızca ve gereksiz görüyorum. Şunu söylemek lazım. Eğer askerliğin yapısını tartışacaksak o başka bir şey. Fakat askerliğin şartlarını tartışacaksak başka bir şey. Askerli alım süresini, askerli alım şartlarını tartışacaksak ya da profesyonel askerliği tartışacaksak hepsi bunların başka unsurlar. Dolayısıyla özellikle genç erkeklerden oy devşirmek için ve onların askerlik sorunlarını kaşımak için tüm bunları bir torba içinde karıştırıp da askerlik konusunu gündeme getirmek bence çok acımasızca ve çok daha bilgisizce geliyor bana. Dolayısıyla askerlik konusunu çok daha derin tartışmak lazım. Yani profesyonel askerlik, bir sosyalist profesyonel askerliği ne kadar savunur gibi kafamda soru işaretleri var. Çünkü zenginin askerlik yapmayacağı fakat ekonomik gücünün az olduğu insanların da askere gideceği kavramını ben bir sosyalist olarak kabul edemiyorum. Veyahut da askere alım sürelerinde 18 yaşında bir arkadaşımızı askere alıyoruz. Fakat ava gitmek için, yani avın doğru bir şey olduğunu, hayvan öldürme doğru bir şey olduğu için söylemiyorum. Fakat elinde silah alan, ava gitmek için elinde silah alan arkadaşlarımızın yaşı 21 yasal mevzuatta. Fakat insan öldürmek için tırnak içinde söylüyorum. Silah altına alan arkadaşlarımızın yaşı 18. Birçok konuda sıkıntılar başlıyor. Sosyoekonomik ve kültürel noktalarda sıkıntılar başlıyor. Yani şu, ben herhangi bir mesleği ehliyetimde tam olarak usta olmamışken ben 15 ay askerlik yapıyorum ve tüm süreçten kopuyorum. Veyahut da ben bir genç öğretmenim fakat kadın arkadaşım benden daha önce mesleğine giriyor. Özlük haklarım, yatırımlarım, sosyal sigortam, ihtiyaç sandığım hepsi birçok noktada geriden başlıyor. Ev kurmam, hayata başlamam geriden başlıyor. Dolayısıyla toplumdaki erkek arkadaşlarımız askere girmemek için zaman zaman duyuyoruz arkadaşlarımızdan askere girmemek için yapmak istemedikleri bir eğitim yapıyorlar. Okumak istemedikleri şartlarda üniversite okuyorlar. Veyahut da yurt dışında uzun yıllar kendi ailelerini ve adalarına özlem içinde yıllar ve günler sayıyorlar. Daha sonra bunun bir şekilde parasını verip yapıyorlar. Fakat parası olmayan arkadaşlarımız da askerliği yapıyor. Yani aslında eşitsizliğin tümünde var olduğu bir sistemi tartışıyoruz. O yüzden vicdaniyet hakkı ile askerliğin tüm bu unsurlarını ayrı ayrı ele almalıyız. CTP temelinde
antimilitarist bir örgütlenme modeliyle aslında ve antimilitarist bir ideolojiyle besleniyor. Yani biz tüm bu kavgaların, yani askerliğin yapısının, askerliğin süresinin, profesyonel askerliğin, vicdanın hakkının hiç içinde bulunmayacağı, hiç askerin olmayacağı bir dünyayı özlüyoruz. Ve bizim tüzüğümüzde de, ilkelerimizde de, amaçlarımızda hep bu vardı. Antimilitarist, militarizme karşı bir dünya. Hem adamız, hem yakın coğrafyamız, hem de bütün dünyamız. Zaten bizim ilkelerimiz ve inançlarımız dünyada ve yakın coğrafyamızda vücut bulsaydı bugün sizinle belki de burada sanat konuşacaktı. Başka evet. bir arkadaşımız ya da bilim konuşacaktı. Evet. Halen daha vizyonet kavramının olsun muydu, olmasın mıydı evet. konuşmayacaktı. Tabii şimdi ben yine Avrupa'ya bakalım istiyorum. Orada nasıldır askerlik kavramı? Tabii vicdani red de konuşulsun dediniz ama işte yapısı, alım şartları nasıldır dünyada veya dünyayı bırakalım şimdi Avrupa'da örneğin nasıldır? Birkaç ülke saydık biraz önce işte askerlik zorunlu değil bilmem ne kadarında ne kadarında nasıldır ve güneyde nasıldır? Güneyde 42 aydı son değişti askerlik geçen yıllarda değişti. 42 ay ya da 38 ay sanırım şey var, sivil hizmet. 26 ayda bedel silah altına alınması var Güney Kıbrıs'ta. Güney Kıbrıs'ta arkadaşlarımız da bizden çok daha iyi durumda değiller. Fakat vicdaniyet hakkının veyahut da sivil çalışma şartları onlar da zaman zaman yeniyle gündeme geliyor. Evet, orada yani vicdaniyetini açıklayabiliyor. Orada sivil vicdaniyet üstünden değil ama sivil bir şekilde. Yani askere gidecek olan kişiye yasal mevzuat bunu soruyor. Yani sen ne yapmak istiyorsun? Askerlik mi? Yoksa sivil hizmet mi? Kişi tercihini orada yapıyor. Mesela Finlandiya'da 13 ay sivil hizmete, 6 ay askerlik. Veyahut da işte Gürcistan'da 36 aya 18 ay, 2 katı. Hı hı. Rusya'da 42 ay hizmet. Ama askerlik zorunlu değil buralarda. Değil. Evet. Yani şöyle zorunlu ödev var. Veriyor. Evet. Yani bireye ödev veriyor. Ya istersen sivil hizmette çalış veyahut da silah altına gir. Yani bir şekilde ödevin olduğunu, toplumunun için, yaşadığın ülke için bir şekilde ödevin olduğunu söylüyor. O ödevi nasıl yapacağını yasal mevzuatlarla belirtiyor aslında orada. Evet. Mesela çok ilginçtir. Amerika'da askerlik zorunlu değil, askerlik ücretli. Fakat yani aslında demince söylediğim gibi yapısal ve ekolojik ve ekonomik yoldan ve sosyolojik yoldan da çok derine incelenmesi lazım askerliğin. Amerika'da askerlik yapan bir birey, gönüllü, ücretli bir şekilde askerlik yapan bir birey, askerlik hizmeti bittikten sonra herhangi bir işe başvurduğu noktada sivilsinde askerlik yapmış ise askerlik yapmayan diğer arkadaşlardan daha önemli bir noktada işe başlayabiliyor. Yani yaptığı bir şeyin karşılığını alabiliyor. Aslında biraz da bunu tartışmak lazım. Yani askerliği yapmak veya da yapmamak arasındaki fark ne olmalıdır? Yani karşılığı alınmıyor ne olmalı? Aslında yani bizde. Ben askerliğimi yaptım. Benim bir yıllık yatırımlarım eksik. Evet. Benim askerliğimi yaptım diye herhangi bir noktada bir kazanım yok. Askerlik yapısı diye söylemiyorum. Fakat yapısını tartışılacak konular vardır. Veya da profesyonel askerliği savunduğumuz noktada. Biz bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kıbrıs'ı bir Türkiye bağlanmasını savunuyoruz. Biz bugün Merkez Bankası'nın müdürünün Kıbrıs'ı bir Türkiye bağlanmasını, sivil savunmanın, itfaiyenin aynı şekilde olmasını savunuyoruz. Peki askere alınım şartlarında profesyonel olarak olacaksa işler bu olduğunu varsayarsak. Profesyonel askerlikte benim askerim hangi devlet mekanizmasına bağlanacak? Evet. Çalışma Bakanlığı'na mı? Başbakanlığa mı? Parlamentoya mı? Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ne kadar bağlı? Yani aslında hep bunları tartışarak aslında askerlik yapısını konuşmak lazım. Tabii. Olay da Kıbrıs sorununa mı dayanıyor? Evet, Kıbrıs sorununa kadar. Kıbrıs sorununa kadar dayanıyor olay. Dolayısıyla vicdaniyet kavramı üzerinden evet. siyaset yapılmamalı. Bu çok vicdanla ilgili bir şey. Parlamentoda ya başka yerlerde genç erkek arkadaşlarımızdan ve da onların ailelerinden iki tik ya da bir oy daha almak için de bunun bu kadar da artık parlamentoda bilir bilmez konuşulması ya da sağda solda bilmez konuşulması. Ben askerlik uzmanı değilim, bu konuda araştırmacı değilim fakat tespitlerimizle hareket ederek konuşuyoruz. O yüzden biraz dikkat edilmesi gerekir bu konuda. Yani yüzümüzü boyayarak parlamentoya gitmekle değil, aslında bu işle ilgili yasa mevzuatlarda iyice çalışmak lazım. Tabii bu tartışmalar sürerken askeri yetkililer bu tartışmaların neresinde? O da önemli çünkü
sonuçta konu gelip oraya dayanıyor gibi. Ben bir kere bir askerle görünüyor. CHP Gençlik Örgütü olarak bir kere eski bir emekli generali davet etmiştik toplantımıza. Yani kendilerinin askerliğin yapısının ve süresinin kısalabilecek imkanlarının olduğunu biz anlatmıştık. Fakat bunun iyi uzun süren bir müzakere süreci gerektirdiğini ve konunun günün sonunda ekonomik ve Kıbrıs konusuna bağlandığını sizin dediğiniz gibi o noktaya gelmiştik. Çünkü orada askerlik dediğimiz yapı büyük bir ekonomi, çok paranın döndüğü bir şey ve bu da çok bir gerçektir toplumda. Günün sonunda birey güvenliğini ve vücut bütünlüğünü korumak ister. Yani Maslow'un teorisinde en üst tepededir ya vücut bütünlüğü ve bireyin güvenliği. Ne kadar güzel yemek yediğinizden, ne kadar güzel evde kaldığınız ya da ne kadar sağlıklı bir ortamda kaldığınızdan ya da ne kadar mutlu olduğunuzdan ziyade günün sonunda ne kadar güvenli olduğunuz ve vücut bütünlüğünüzün ne kadar iyi korunduğu aslında çok oturmuştur. Dünya bunu biliyor. Dolayısıyla bireye güvenli olduğunu ve vücut bütünlüğünün ve aile huzurunun bozulmayacağını garantisini veremediğimiz sürece de ki bu siyasetçilere ve hepimize büyük bir görev bir şey. Garantisini vermediğimiz sürece askerlik konusunun üstünde çok radikal bir değişim yapmamız bence çok da doğal olmayacaktır. O yüzden Kıbrıs Türkler geçmişte olduğu gibi yine ve Kıbrıs Rumlar Birleşik Kıbrıs'a ve bir daha savaşın çıkmayacağını temellerde büyük güzel bir anlaşmayla bu gibi kavramlar değiştirecektir. Fakat Nur arkadaş gibi örneklerin de tartışılması ve toplumun bu konulara hazır olması veya üstüne mücadele edilmesi gerektiğini önemsiyoruz. Evet. Birleşik Kıbrıs demişken sizin tabii oradaki gençlik örgütü, güneydeki gençlik örgütleriyle de temaslarınız, işbirliğiniz var. Ne düzeydedir işbirliğiniz, temaslarınız? Bu konuyla devam edelim. Burs konusu da var. İlerleyen dakikalarda onu da sormak istiyorum. Geçen hafta pazar günü biz şeydeydik. Trodos'taydık. Evet. Edon'daki yoldaşlarımız her yıl orada İngiliz şeyi var orada. Üssü. İngiliz üssüne her yıl bir yürüyüş düzenlerler. Biz de CTP Gençlik Örgütü olarak her yıl gittiğimiz gibi bu yıl da gittik. Ondan sonra akabinde hemen beraber bir etkinlik yaptık. Zaten basında çıktı sanırım bu etkinliğimiz. Yani adanın üstlerinden ayrılması ve silahsızlanması anlamında. Edon'daki yoldaşlarımızla yine her zamanki olduğu, her yıl olduğu gibi bu yılda gidip orada mücadelemizi verdik. Mesajımızı dünyaya duyurmaya, sesimizi adadaki halklara duyurmaya çalıştık. Dolayısıyla hem burada CTP'nin üstlendiği, Edon'la beraber üstlendiği şey, sorumluluk çok yüksektir. Tabi adanın kuzeyindeki diğer örgütlerde de paydaş arkadaşlarımız da oraya geldi. Fakat CTP'nin ve Edon'un uzun yıllardır bu mücadele ettirdiği bir alandı. 11 Şubat'ta Sevgili Uludağlı ile tekrardan bir etkinliğimiz var şeyde. Perşembe günü 7'de diyalog forumda Fulbright'ın arkasında. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs Rumların ortak acıları. Evet, Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs Rumların ortak acıları, kayıplar. Bunun üstüne Sevgili Hanım sağ olsun çok uzun yıllar çalışmış bir kişi kendisi ve kendisi emeğini ve bilgilerini bizden acımadı. Güney'de daha önce bu çalışmayı yapmışlardı. Biz Edon'la konuştuğumuzda tekrardan bunu hep beraber yapabilir miyiz? Birbirimizin acılarını, birbirimizin yüzüne bakarak ne kadar iyi anlayabiliriz diye bir karar aldık Edon'la CTP Gençlik Örgütü. 11'inde bunu yapıyoruz. Daha sonrasında Yesay Weekend'le ilgili diğer platformdan Maos'a gelecek arkadaşlarımız Güney'den. Onlar önümüzdeki haftalarda Maos'a bir gün hep beraber geçirip Maos'a'yı, surlar içini, Maos'a'nın yapısını hep beraber göreceğiz. Aslında biraz daha genç arkadaşlarımızla biraz daha sosyal, biraz daha birbirimizi tanıma ile ilgili noktadan yürüyoruz. Çünkü barış siyasetten uzak. Barış bireyden başlar. Bireyleri barıştıramazsak, bireylerin birbirini anlama yeteneklerini, empati yeteneklerini geliştiremezsek, çünkü bu adanın hangi şartlarda oluşturacağı barış şartları da gençlerin omuzundan da hareketle gidecektir. Dolayısıyla gencecik bir insanın içine insanlık sevgisini ve beraber yaşama istencini ve sevgisini şu yaşlarda ekebileceğimizin farkındayız. Dolayısıyla bu tarz sosyal etkinlikler bizi çok mutlu eder. Aynı zamanda biraz da siyasetin daha böyle formal yanından kurtularak biraz daha sosyal ilişkilerden birbirimize bağlamayı sağlar. Biz bunları çok sıklıkla yapıyoruz. Katılım nasıl oluyor? Yani katılım düzeyi nedir? Kalabalık oluyor mu? Ve neler konuşuluyor? Tabii bunlar siyasetten uzak. Daha çok neler konuşuluyor? Kayıplara yaklaşım nedir? Bu çok insani bir konu. Hepimiz de biliyoruz. Veya geçmişte yaşananlarla ilgili nedir etkinliklere katılım ve konuşulanlar? Tabii bizim güneydeki ve kuzeydeki paydaşlarımız bizim barış ve birleşme konusunda hep aynı eksenden konuştukları için o şunun farkında oradaki arkadaşlarımız, yoldaşlarımız da. Yani birleşmiş bir Kıbrıs'ın öncesinde yaşanmış olan tüm acıların
artık geride bırakılması gerektiğini. Yani bir kere bir yerde de bir çalışma yapmıştık 2-3 yıl önce. Kıbrıslı bir Türk'le Kıbrıslı bir Rum, ikisi de babalarını kaybetmişlerdi. Evet. Savaş esnasında. Ve bunu biz Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk arkadaşlarımızla beraber bu çalışmayı düzenledik. Ve o biraz belgesel havasındaydı. Kişilerin bulunması, daha sonrasında ailelerin bulunması ve ondan sonra iki tane çocuğun... İkisi de aynı acıyı yaşamışlar aslında. Ve kendilerinin ilk babalarının naaşlarını gördüklerinde, yani kemiklerini ilk gördüklerinden sonra bir odaya koyuyorlar. Ne düşünüyorsun? Ve orada tespit şu diyor, acının Türkçesi ve Rumcası yok. Tabii. Ve babasız kalmanın da Türkçesi ve Rumcası yok. Evet, evet. Babasız kalmanın Ortodoks ve Müslüman olmanızla ilgisi yok. Tabii. Dolayısıyla aslında bu çok büyük bir örnekti bize orada. Tabii herkes orada tabii hüzünlendi. Fakat şu noktada bize güneydeki arkadaşlarımız. Yani bu toplum, bu halk adanın neresinde yaşarsa yaşasın vereceği acıyı yeterince verdi. Ödeyeceği bedeli yeterince ödedi. Dolayısıyla biz buluştuğumuzda çok da ilginç oluyor. Bazen hiç daha önce tanışmadığınız bir güneydeki arkadaşınızla sizin aynı noktadan baktığı için sanki de 20 yıldır görmediğiniz arkadaşınızı görüyormuşsunuz gibi oluyor. Çünkü o da o acıdan ve o da o özlemden dolayı size yaklaşıyor. Evet. Siz de öyle yaklaşıyorsunuz kendisine. Dolayısıyla sizin onun gibi düşündüğünüzü bilmesi, onun da sizin gibi düşündüğünüzü bilmesi, farklı farklı dilleri konuşmanız çok başka bir ruh haline büründürüyor insanlar. Ve ben söylüyorum yani barışın ya da birleşik Kıbrıs'ın insanlarımızın bir bilincinde oluştuğuna inanıyorum artık. Yani Kıbrıs Türk toplumu amalı veya da ancaklı cümlelerle konuşsa bile Birleşik Kıbrıs'a kendi içlerinde artık hazırlar. Kıbrıs'ı Rumlardı. Ve dış müdahaleleri de artık dinlemiyorlar. Geçmişte yaşanmışlar gibi. Dolayısıyla herkes şey söylüyor bazen işte tabii ki barışıyorlar çünkü ekonomik olarak buna ihtiyaç. Bence Kıbrıs Türkler ve Kıbrıs Rumlar bunun çok ötesinde. Ekonomik koşullar evet önemli ama artık Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler ekonomik şartların çok ötesinde adanın barışla ve adanın birleşerek yaşamasına inanıyorlar. Yani nereye giderseniz gidin aslında güneyde de bunlarla karşılaşıyorsunuz. Yani hep beraber mücadele etmemiz lazım Birleşik Kıbrıs'ın tekrardan yani bu sürecin içinde. Evet, artık hayal değil diyorsunuz. Bence artık insana bunun içine içselleştirdi. Tabii her şey hayalle başlar. Tabii her şey hayalle başlar. Önce hayal edersiniz. Sonra onu gerçekleştirmek için çaba sarf edersiniz ve gerçekleştirirsiniz. İçselleştirdi artık barışı. Yani biz hazırız toplum olarak, halk olarak. Evet. Tabii bir de CTP AKP'nin ortak bir konferansı vardı son. Nefkoşa'da. Evet. O neydi, onun konusu neydi, orada neler konuşuldu? CTP AKP'nin ilişkileri, çok güzel ilişkilerimiz var şu anda. O parti bünyesinde olan bir evet, gençlik tabii, örgütünün bünyesinde gençlik örgütün değil. Değil ama biz sormak istedim. Biz Edon'la muhabir olduk. Edon'la işimizi yapıyoruz. Tabii ki farklı noktalara değiliz partiyle ya da Edon'da AKP'nin çok farklı noktalara değil. Zaman zaman gençler biraz daha radikal olabiliyor ama tabii, genç olmanın verdiği bir şey durumdur o. Ben şahsen katılmadım oraya AKP ve CTP ilişkilerine. Evet. Fakat çok sıcak ilişkilerimiz var. Yalnız Nefkoşa AKP ilişkileri değil, güzel AKP ilişkileri. Mausa Edon, gençlik örgütü Mausa Edon. Veya da Mausa AKP ilişkileri, Maraş inisiyatifinin ilişkileri. Dolayısıyla CTP gençlik örgütü ya da CTP'liler burada hem bazen paydaş hem bazen de dinleyici noktasında. Kıbrıs'ın nasıl birleşeceğini, Lefkoşa'nın nasıl tekrardan birleşebileceğini ya da Mausa'lılar tekrardan nasıl birleşebileceklerini, Güzellikler nasıl tekrardan beraber yaşayabileceklerini AKP ve CTP üstünden konuşma imkanı yaşıyorlar. Bence bireyin birbirlerini anlaması anlamında. Yani bizden yaşça tecrübeli arkadaşlarımız, abilerimizin birbirini tekrardan anlaması anlamında hem Lefkoşa ilçesinin hem diğer ilçelerimizin yaptığı çalışmalar, AKP'nin yaptıkları çalışmalar çok önemlidir. Siyaseten de zaman zaman öz eleştiri yapma imkanlarını bulabiliyorlar. Zaman zaman alternatif fikirleri de orada söyleme imkanı bulabiliyorlar. Dolayısıyla bizler için çok önemlidir o ilişkiler. AKP-CTP ve Edon-CTP ilişkileri. Tabii ki aynı zamanda CTP için çok önemlidir. YES üyeliği, PES üyeliği, nedir olan ilişkilerimiz. Dolayısıyla CTP uluslararası anlamda hem güney temaslarında sıcak ilişkiler yapmaya devam edecek ve etmeye devam edecektir. YES Weekend miydi? Evet, Cyprus Weekend. Cyprus Weekend, özür diliyorum. Mausa'da bir etkinliğiniz olacak dediniz. Nedir o? Amaçlanan nedir? Nasıl bir etkinlik olacak Mausa'da? O tamamen sosyal içerikli bir etkinlik. Tamamen genç arkadaşlarımızın, güneyden gelen genç arkadaşlarımızla, Mausa'daki arkadaşlarımızın. Tabii burada diğer bileşenlerin de olduğu, MAGEM'in, TDP'nin de olduğu, bileşen olduğu bir etkinlik olacak. Orada Mausa gezilecek, sular içi gezilecek ve gün boyu orada. Tabii Nedisi için biraz daha farklı.
Nedisi Adan'ın kuzeni çok geçen bir örgüt değildi. Yeni yeni aslında 2-3 yıldır daha fazla Adan'ın kuzeyinde bir şeyler tanışmaya, bir şey anlamaya çalışıyor. Birleşik Kıbrıs'a giderken. Edon ve Akeler örneğinden biraz daha farklı. Tabii. Dolayısıyla onlar için biraz daha yeni, biraz daha sürpriz bazı noktalarda Nedisi'yle tanışmak. Yani ben Nedisi'nin yönetim kurulu üyesinin toplantı yaparken ilk kez ezan sesi duyduğunu söylemişti bize. Yani ilk kez ben ezan sesi duydum. Yani çok yeni tecrübeler Nedisi için. Yeni yeni kuvvete geçiyorlar. Bize de bir heyecan. Yani tüm örgütü anlamda söylemiyorum. Genç arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Bizim için de yeni bir şey. Çünkü onların o yeniliği yaşaması ve tek bizlere yakınlaşmaları, bizim onlara hayır öyle değil de böyledir diye anlatmamız bizim için çok eğlenceli ve çok da böyle yeni yeni tanışma imkanları. Örneğin bu kapının açılmasıyla ilgili, Derinya kapısının açılmasıyla ilgili herhangi bir orada etkinliğiniz kapsamında öyle bir şey olacak mı? Yani öyle bir kapsamda için öyle bir etkinlik şu anda planlamadık ama parti orada gereği duruşunu gösterecekti. Tabii yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz programın. Birçok konuyu konuşmaya çalıştık ama bir de burs konusu var. Tabii gençlerin birçok sorunu var. Tabii gençlerimizin. Evet, o askerliği biraz önce konuştuk. Bir yerinden tuttuk askerliği. Askerliği konusu çok uzun. Çok uzun bir... Onun için ayrıyeten sadece onun konuşulması gerekiyor. Daha başka yaşanılan tabii ekonomik sorunları da var gençlerin. Sosyal, kültürel birçok sorunları var. Bilmiyorum, değinebilirsek onlara da değinelim. Bir de burs konusu var. Ve ben yıllardır bununla ilgili haber yaptığımı biliyorum, yapıyoruz. Nedir, niçin bir türlü rayına oturamadı bu, oturtulamadı ya da bu burs konusu? İşte vicdaniyet konusunda konuşurken aslında yani KKTC gerçekliğinden hareket ederek de bazen konuşmak lazım. Ben sistemin değişmesi için mücadele etmek lazım. Tabii. Sistemin değişmesi için mücadele ederken de tüm paydaşların birbirine kol kola girmesi lazım. Çünkü sistemin değişmesi ve yenilenmesini isteyenler sistemin içinde yaşarken birbirini kolunu karadını yaralayıp hırpalıyorsa aslında kavganın kendisi yaralanacak. Bunu özellikle söylüyorum çünkü burs konusu biz CTP olarak iktidarda olduğumuz ve olmadığımız dönemde cereyan eden bir şey. Ve biz CTP'li gençler olarak yine bir eleştiri alıyoruz zaman zaman. İşte hükümette değilseniz siz bizimle beraber mücadele ediyorsunuz ama hükümette olduğunuz zaman bizimle beraber yani burs hakkını savunan arkadaşlarımızla beraber mücadele etmiyorsunuz eleştirisine geliyoruz. Hayır, aslında biz mücadele ediyoruz. Bireysel olarak alanda da yer alıyoruz. Fakat hükümette olmanın ve hükümette olmanın olan bir partinin gençlik örgütü olmanın sorumluluğuyla da mücadele ediyoruz. Ve bu yıl çok uzun yıllardır yapılmayan bir şey yaptı aslında CTP hükümeti ve büyük ortağı olarak. Biz geçmiş yıllarda yaşanan burs konusunun, burs ödemelerinin sorunlarının tekrardan yaşanmaması için çok uzun çalışmalar yaptık. Ve şunu söylemek lazım, yani bu aslında çok övünerek de söylememiz gereken bir şeydir ki 2005 yılında 24.3 milyon olan burs kalemini biz 2016'da 10.1 milyon TL artırdık. Yani bu %41.1 oranında bir artış kalemidir. Bence bu çok takdir edilmesi gereken bir artıştır. %41.1 artış. Ve bütçemizdeki hiçbir kalemde, yani Maliye Bakanlığı'nın yaptığı bütçedeki hiçbir kalemde böylesine bir artış dilimi yoktur. Dolayısıyla arkadaşlarımızın burs almaması, bizim de ailemiz orada, bizim de arkadaşlarımız burs almadı, bizim de üyelerimiz, bizim de sempatizanlarımız burs almadı. Hepimiz oradan geçtik, burs almadığımız dönemlerden geçtik. Neler hissettiklerini, nasıl yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Ve onlar kadar acı çekiyoruz burs almadıklarından. Evet, bir gecikme oldu. Eğitim Bakanlığı'nın bürokratik yöntemlerinden ve bütçenin geç kapanmasından, Ocak ayının başlarına kadar geldi bütçenin kapanması. Bütçenin geç kapanmasından gecikmeler oldu. Buradan ben Gençlik Örgütü Genel Başkanı olarak ve CTP'nin Gençlik Örgütü Genel Başkanı olarak genç arkadaşlarına özür diliyorum. Fakat bilmelerini isteriz ki biz CTP'liler kayıtsız değiliz. Ve bununla ilgili mücadele ediyoruz. Hem parti içinde hem parti dışında. Yani bugün 41.1 artış kalemi, bütçeden artırılması, burs için artırılması çok muazzam bir yeniliktir. Ve şunu öngörüyoruz biz, 2016 sonuna kadar burslarla ilgili hiçbir problem yaşanmayacaktır. Fakat şunu da biliyoruz biz KKTC gerçekliğinden hareket ederek burs bu yıl bu kadar artırılan burs kalemi 2017 yılında veya da 2018 yılında belki de 2019 yılında artırılamayabilir. Dolayısıyla artık buradan da çağrı olsun
tüm arkadaşlarımıza, diğer örgütlere, öğrenci hareketlerine tekrardan burs prensiplerini, burs kriterlerini tekrardan konuşmamız lazım. Çünkü sürdürülemeyen bir yapının içinde her yıl bu tartışmalar yapmak ve tekrardan arkadaşlarımızı üzmek, tekrardan arkadaşlarımızın o burs parasını bekler pozisyona getirtmek hepimiz için üzücüdür, aileler için de üzücüdür. Ve dolayısıyla kredi sistemini konuşmalıyız belki de. Yurt dışında olduğu gibi. Kredi sistemde öğrencilik nasıl olur konuşmalıyız. Burs prensiplerini ve burs şartlarını tekrardan konuşmalıyız. Dolayısıyla bizim için bunlar çok önemlidir. Ve dediğim gibi mesela şu algı yaratılıyor. İşte Maliye Bakanı'nın bursları ödemesi bence alkışlanacak bir görev değil. Maliye Bakanı'nın görevi bursları ve benzer ödemeli emeklilere, kamu çalışanlarına, diğer gerekli noktalara ödemektir. Bu bir başarı değildir. Yani bugün görüyoruz bir herhangi bir belediye başkanı ya da herhangi bir kurum 13. maaşını ödediği zaman haber yapılır. Bu ödülenecek bir şey değil. Ama şunu bilmeliyiz ki eğer bir Maliye Bakanı bursu ödeyip alternatif bir çözümlerle bir önceki yılın burs kalemini büyütüp kasadaki borcunu da azaltabiliyorsa o kalemde, o başarılı bir iktidardır. O başarılı bir Maliye Bakanı. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bursları ödeyelim, hadi bu yılda bu sorun çözülsün, sene düşünüz değil. Bu yıldan bir sonraki yıl düşünmemiz lazım. Biz evet bu yıl 24 milyon TL'den 30 milyona çıkarttık burs kalemini. Fakat 2017 yılı için kriterlerimiz ne olmalıdır? Kredili sisteme geçmeli miyiz? Burs 30 milyonluk kalemi büyütürken biz KKTC bütçesine, maliyetine arkadaşlarımızı bir kambur olarak görmemeleri lazım. Genç arkadaşlarımızı mutlaka ödemelisin değil. Hem arkadaşlarımızın şartlarını, paralarını ödemeliyiz, karşılamalıyız. Aynı zamanda maliyenin bütçesini bu şekilde nasıl daha iyi yönetebiliriz? O borç kalemlerini nasıl daha iyi kapatabiliriz? Aha. Çünkü zaten burs kalemi geçen yıldan bu yıla 3 milyon TL borçlu geldi. Yani bugün maliye hem o geçen yılın borcunu kapattı hem de 30 milyonluk 24 milyondan 30 milyona bir burs kalemi açtı. Fakat gecikme oldu mu? Gecikme oldu. Dileriz ki bundan sonra olmaz. Dediğim gibi biz burs hakkını savunan arkadaşlarımızın her zaman yanlarındayız. Ve biz gerekli mücadeleyi hem parti içinde hem parti dışında alanda kendileriyle vermeye devam ediyoruz. Ve ben gururla söylüyorum ki KKC tarihinde ilk kez burs kalemi bu kadar devasa bir şekilde büyüdü. Ve Maliye Bakanımız çıkıp da bununla ilgili kendisi bunun bir ödev olduğunu bildiği için övünmüyor. Benim genç arkadaşlarım bunu ödemem zorunludur ve gecikme var. Teknik boyutta hatalar oldu, gecikmeler oldu. Bütçe geç kapandı. Bu bir gecikmedir. O bir özürdür. Fakat şunu söylüyor kendisi de. Biz bu kalemi büyüttük. Bu kalemi genişlettik. Fakat bu yapı hakikaten gerçekliği sürdürülebilir gerçeklik değildir. Buna ilgili genç arkadaşlarımız yeni yeni ilkeler, yeni yeni sistemler konuşmalı. Ve bunu tekrardan geleceğimize dönük garantili bir şey yapmalıyız. Çünkü geleceğimizden ve şimdimizden çalarak ve riskli bir adım atarak, hamle yaparak bir sorunu çözmüyoruz. KKTC bunu gördü. Geleceğimizi daha iyi kurgulayacak bir adımlar yaparsak genç siyasetçiler diğerlerinden farklı olacaktır. Evet. Ve gençler tabii daha farklı şeylere enerjilerini harcasınlar. Hı-hı. Başka şeyleri konuşulsun. Dünyada olduğu gibi ve bu bursları artık konuşmasınlar. Öyle istiyoruz tabii ki. Sonuna geldik artık. Toparlayalım. Mesajları alalım. Son sözleri alalım. Tabii tüm bu konuştuğumuz konular, vicdanlı, burs konuları ve diğer benzeri türevleri, bu sorunda ilintili olduğu noktalar hepimizin günlük pratiğinde yaşadığı sorunlar. Birleşik Kıbrıs'a, Federal bir Kıbrıs'a ve dünya standartlarında hukukun önde olduğu ve hukuk şartlarında yönetilmeyen bir yapıda bunları epey daha konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla ben her iki örnekte de, yani her iki başlıkta da, burs başlığında da ve vicdaniyet başlığında da şunu söylüyorum. Tüm bu konularla ilgili ve benzeri konular ile yüreği yanan herkes yolda yürürken birbirini dövmemeli, birbirini eleştirmeli. Fakat nihai hedefimiz aynı ise birbirimizden beraber yürünmeyi ve birbirimizle ilgili empati yaparak, yani ben nasıl ki burs alamayan genç arkadaşlara empati yapabiliyorsam, genç arkadaşlarımın da bizlerle empati yapmasını ve bu kavgalar ve bu mücadele alanlarını beraber götürebileceğimize inanıyorum. Ben adada yaşayan genç arkadaşların her anlamda iyi bir turnadan geçtiği noktasındayım. Çok şanslı bir adayız çünkü genç arkadaşlarımız çok donanımlı. Evet, doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun.
Sevgili izleyiciler, noktayı koyuyoruz. Haftaya yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.